Evet, burası Kastamonu ilinin Devrekhane ilçesine bağlı Habeşli köyü. Şöyle arkamdan ve şöyle gösterebilirsin Kadir Bey. Vejetasyona göz attığınız zaman hakim bitki gevenler, gördüğünüz gibi dikenli gevenler ve daha sonra da ikinci derecede çoğalıcılardan Festuca ovina çok yoğun. Tabi burada toprak kayması da olduğundan, erozyon meydana geldiğinden burada gevenler tabi birinci derecede erozyonu önleyici fonksiyona sahip. Tabi buralarda küçükbaş hayvan çok da olmadığından burası atıl bir durumda hayvancılık anlamında. Şimdi hani ineği düşünün, buradaki geveni mi otlasın, Festuca ovina'yı mı otlasın? Başka da bir şey yok zaten. Diğer yandan da hani bu vejetasyon tabi orta çıkar şu haliyle baktığımız zaman, ama büyükbaş hayvan otlatmaya gelince sıra onun için uygun mu? Hani orta kaliteli mera, ama büyükbaş hayvancılık açısından baktığın zaman da üretilen ot anlamında, hayvanın doyması anlamında da yani orta diyemezsin. Buraya gelen hayvan, büyükbaş hayvan aç gider. Sonuçta ona uzun boylu, diliyle saracağı, haldır haldır böyle biçer gibi otlayacağı bir vejetasyon lazım. Yani şu vejetasyona baktığın zaman, yani burada büyükbaş hayvanı şurada dolaştırmak vallahi hayvana eziyet. Aç gider yani, kesinlikle aç gider. Bize de hani geliyorlar, diyorlar ki hani burayı nasıl ıslah edelim? Nasıl ıslah edelim? Ya şimdi ben şunu tek tek elimle mi sökeceğim? Herbisit atsam ne atayım? Atıldı işte, yeniden sürüyor zaten. Hani ekolojiyi bir bütün düşünmek lazım. Hem bitkisel örtü bakımından, hem de burada otlayacak hayvan bakımından. Yani burada keçi olsa şunu kontrol eder. Yani burada komple şunu yok etmek de sıkıntı. Erozyona sebebiyet verirsin zaten. Yani burada bunlar çok artmasın ama yok da olmasın. Yani derdimiz aslında burada bu. Hani bunu değerlendirecek hangi hayvan? Ya keçiden başka da yok. O zaman burada tek yapacağımız, ya şurada ıslah anlamında tek yapılacak şey keçi. Keçi ya keçi. Yani başka bir yolu yok ki. Başka bütün ıslah işlemleri şurada başarız olmaya mahkum. Mahkum. Yani 150 milyar para harca 4 sene sonra, 3 sene sonra aynen hiçbir şey yapmamışsın gibi. Yazık değil mi 150 milyara? Yani şurada 100 hayvan olsa 3 sene boyunca, yarısını devlet karşılaşsa bu hayvanın, yani 100 hayvan ne yapar? 50, 100, 150 milyar. Hem de üretim olarak bize bu geri döner. Sermaye de boşa gitmez. Çiftçiye sermaye verilmiş olur. Ha 3 sene sonunda isterse o hayvanları komple de satsın. Ha kalırsa elinde, hayvancılık yaparsa o artı karımız. En azından sermaye kaybolmaz, yerine bulur, üretime katkıda bulunmuş olur. Şunlar da et, süt olarak bize de geri döner diye düşünüyorum. Yani öbür türlü insan geliyor, çaresiz hissediyorum vallahi yani. Nasıl kontrol edeceğiz bunları? Yani keçi yoksa herbisite iş kalıyor. Hadi bunu tek tek alın, atın işte herbisite, nasıl atacaksanız. Total herbisite atsan zaten toptan öldürüyorsun, olan da gidiyor. Selektif atsan olmuyor. Allah, hani Bektaşi'nin namazı gibi, Allah namazımızı kabul etsin ya.